Resample. Resample aracı raster hücre boyutunu arttırmak veya azaltmak için kullanılabilir. Bu araç ile orijinal hücre değerinden farklı bir hizalamada yeni bir raster hücresi oluşturulur. Hücrenin boyutu küçültüldüğünde oluşacak raster üzerinde daha pürüzsüz bir yüzey oluşturulur. Bu işlem ile raster'ın dosya boyutu büyüyecektir. Resample Options kısmından raster veri mevcut 3 interpolasyon şemasından biri kullanılarak yeni bir hücre boyutuna göre yeniden örneklendirilebilir. Resample metot şemaları Nearest, Bilinear ve Bicubic'tir. Nearest. Bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri en yakın hücrenin değerini alarak belirlenir. Bu yöntem arazi kullanımı sınıflandırılması gibi ayrı veriler için kullanılabilir. Orijinal hücre değeri korunmak istendiğinde kullanışlıdır. Hücrelerin değerlerini değiştirmez. Bilinear. Bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri orijinal raster'ın üzerindeki en yakın 4 hücre değerinin doğrusal uzaklık ağırlıklı ortalamasının değerine dayanarak hesaplanır. Sürekli veriler için kullanışlıdır ve verinin düzleşmesine neden olur. Bicubic. Bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri orijinal raster'ın üzerindeki en yakın 16 hücre değerine dayanarak hesaplanır. Bu yöntem raster görüntülerin bulanıklığı azaltılmak istendiğinde kullanışlıdır. Uygulamaya Ankara Convert raster'ı üzerinden devam edilecektir. Harita penceresinde Ankara ili için oluşturulmuş MRR formatında cell size 80 olan bir raster haritası vardır. Raster info butonu ile haritanın formatı ve cell size kısmı kontrol edilebilir. Bu uygulama için cell size 80'den 50'ye düşürülecektir. Dönüşüm işlemi için raster sekmesi Raster Operations Resample butonuna tıklayınız. Input File kısmından Ankara Convert tablosunu seçiniz. Resample metodu olarak Bilinear seçiniz. New Cell Size kısmını 50 olarak ayarlayınız. Output File butonuna tıklayarak Raster Data Processing klasörüne kaydediniz. Belirtilen ayarlamaları yaptıktan sonra Process butonuna tıklayınız. Ankara Convert Resample adı ile açılan harita penceresine eklenecektir. Hücrelerin görünür hale gelmesi için oluşturulan haritanın gölge ve aydınlatma efekti değiştirilebilir. Gölge ve aydınlatma efekti raster sekmesi t-shade kısmı ile değiştirilir. T-shade özelliği harita penceresinde yer alan raster verilerde hücre değerine bağlı olarak gölge ve aydınlatma efekti verilmesini sağlar. Analiz veya gösterim için bir yüzeyin görselleştirilmesini önemli ölçüde artırabilir. Sun Shadow özelliği raster yüzeyi için gölgelendirme efekti verilmesini sağlar. Bu işlem ışık kaynağının konumlandırılmasına bağlıdır. Işık kaynağını tanımlayan iki değişken vardır ve bu değişkenler yükseklik ve doğrultu ölçüsüdür. Yükseklik 0-90 derece arasında değişir ve ışık kaynağının ufuk açısını tanımlar. 0 derece ışık kaynağının ufukta olduğunu, 90 derece ise ışık kaynağının en tepede olduğunu gösterir. Doğrultu açısı 0-360 derece arasında değişmektedir. Doğrultu açısı güneş ışığının geldiği pusula yönüdür. Kuzey yönünün doğrultu açısı 0 derecedir ve saat yönüne doğru artmaktadır. Highlight seçeneği haritadaki alanların ne kadar aydınlık olacağının kontrol edilmesini sağlar. Bu özellikle güneşin kaynak konumu belirlenerek raster yüzey üzerinde gölgeli olmayan alanlar daha parlak hale getirilebilir. Vurgulama aynı zamanda yüksekliğe ve doğrultu yönüne bağlıdır. Sun Shadow onay kutucuğunu kaldırınız. Hücre değerlerini görünür hale getirmenin bir diğer yöntemi de Raster Quality kısmıdır. Raster Quality, raster dosyalarını geliştirmek için bir örnekleme tekniğidir. Raster Quality yöntemi, bir pikselin çevresindeki piksel değerlerine dayanan rengin ve yoğunluğun uyumlulaştırılması işlemidir. Gelişmiş görüntü üretmek için raster veri kümesini dönüştürürken, piksel değerlerini interpole ederek çalışır. Çalışılan verilere dayanarak uygun bir yeniden örnekleme tekniği seçilmelidir. Raster Quality yöntemleri, raster üzerindeki bozulmaları azaltır ve görüntü kalitesinin artırılmasını sağlar. Kaynak dosya üzerine yakınlaşıldığında pikseller üzerine farklılıklar görülebilir. Raster dosyasına %100'ün üzerinde yaklaşıldığında piksel kenarları görülecektir. None seçeneği ile raster veriyi yeniden örnekleme yöntemi uygulanmaz. Nearest Neighbor. En yakın komşu ataması yapılarak her bir hücrenin değeri hesaplanır. Bu teknik orijinal piksellerin yerini alacak en yakın pikselleri seçer. Bilinear, en yakın hücrenin ağırlıklı ortalamasına dayanarak hücrenin yeni değerleri hesaplanır. Nearest Neighbor yönteminden daha pürüzsüz görüntüler sağlar. Kesintisiz veriler için bu yöntem kullanılabilir. Cubic Spline, en yakın 16 hücreden pürüzsüz bir eğri aracılığıyla hücrenin yeni değerini hesaplar. Bu yöntem daha fazla işlem süresi gerektirir. Kesintisiz veriler için bu yöntem kullanılabilir. Haritanın sol üst köşesine yaklaşınız ve hücrelerin görünür hale gelmesi için Raster sekmesi, Raster Quality açılır listesinden Nearest Neighbor'ı seçiniz. Haritaya biraz daha yaklaşılarak pikseller arasındaki hücre boyutu ölçülebilir. Haritaya biraz daha yaklaşınız. Pikseller arasını ölçmek için harita sekmesi, harita araçları açılır listesinden cetveli seçiniz. Ekrana gelen cetvel penceresinden pikseller arasının 50 metre olduğu görülecektir.